Altın Adam YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir video ile tekrardan baş başayız. Bu videomuzda da eşkıya belgelerinden devam ediyor olup eşkıya belgelerinde geçen Trakya eşkıyalarından konularından bahsedeceğiz arkadaşlar. Trakya eşkıyaları 1811 Molla Mustafa Ali Garip konulu ve başlıklı videomuza dilerseniz buyurun başlayalım. Kırklareli muhiti Taştepe köyü civarında Ahmet Baba Türbesi köyün yakınındaki Taştepe'ye 1 saat mesafede iki vadi. Vadi içinde girilince göze çarpan çökmüş bir deveyi andıran bir taş vardır. Bu taşı karşınıza aldığınız vakit taşın alt kısmında 3 arşın derinlikte üzeri toprak örtülerle gizlenmiş büyük bir demir kapı mevcuttur. Üzerine 18 oku gelen bir asma kilit vardır. Mevcut variyet kapı arkasındaki mahzende olup mücevherat ve heykeller burada toplanmıştır. Dikkatli bir şekilde gözetlendiğinde gözetleme tepesi Tiranova yolu ve civarına hakim noktasında olduğu görülür. Bu aranılan bölgenin doğruluğunu gösterir. Büyük köprü civarında toplama tavşılar mevkiinde arazi oldukça birbirine benzer. Dikkat edilirse bu toplama taşlar arasında doğadan kapı şeklinde arasında bir adam geçebilen tam ortasında 3 arşın derinlikte toprak küp 2 kulbu olup içinde altın ve gümüş meblağ küpün ağzı bal mumu ile kapatılmıştır. Bu kayıtlar 305 rakamından çıkarılmış olup büyük maşatlık hariç yörede tek bir kara ağaç olup 3 adım mesafede 2,5 arşın derinlikte kapak altında yine değerli meblağ gömülmüştür. Saray Vize arasında bulunan Gürsu Vize'ye 15-20 dakika mesafededir. Saraya ise 1 saat mesafededir. Bu mevkiye Söğüt Kaynağı veya Söğüt Kaya denir. Bu tepede yığma bir tepe tümülüs vardır. Bu tepeden Saray ve Vize görünür. Suyun çıktığı istikamette arazinin dağ dibinden iki kol ayrılır. Su kavis yapar. Kavis yaptığı yerde adamsı insana benzer kayaya dikkat bir arşın derinlikte 35 okka altın, gümüş, bir bakır kap içinde gömülmüştür. Pınarhisar civarında büyük surlar mevkiinde geçit kapı noktasında bir adım sağda çıkma taş var. Bu taşın önünde 2 arşın derinlikte bir toprak küp içerisinde altın gümüş karışık bu taş bir kapı şeklinde ve kayanın sağındadır. Vize sarayın doğu kısmında bulunan birinci kapı önünde büyük bir mahzen vardır. Mahzen 3 basamaklı merdiven altında olup bu kapı doğuya bakar. Saray altta kalır. Bu kapı doğu 5. kapıdır. Bu kapıyı arkamızı verdiğimizde önümüz sarayı görür. Sağ istikamette 2 oyuk ve üstünde bir istavroz mevcuttur. Bunlar gereken işaretler olup 3 basamak altında 1 arşın derinlikte en fazla hazinemiz buradadır. Heykel ve külçelerden ibarettir. Demirköy'e batı 2 saat mesafede kurmaşatlık yani mezarlık mevkiinde bulunan köy ve büyük taşlık ve büyük mağara bu mağaranın güneydoğusunda büyük bir kaya birbiri üzerine binmiş bir şekilde olup bu kayaların alt tarafında 3 merdivenli demir kapılı mağara aynı kapak gibi olup kapı maskelenmiştir. Bu mağara oldukça önemlidir. Planlı ve tuzaklı olup dikkatli hareket edilmesi gerekmektedir. Kapıdan geçtikten sonra 3 basamak ile inilecek.
düzlüğe adımınızı sakın atmayın. Sağ tarafınızda bir baykuş resmi canlı gibi kuş size bakar. Kuşun alt tarafında el girecek kadar bir delik vardır. Bu deliğe elinizi soktuğunuz zaman elinize gelen halkayı çekiniz. Çektiğiniz zaman bir gürültü oluşur. Sakın korkmayınız. Halka tam yerine gelmeden gürültü kesilmez. Halkayı içeride bırakmayınız. Önünüze gelene kadar çekmeye devam ediniz. Ve sonra ilerleyebilirsiniz. Ortada gördüğünüz suyun arasında bir büyük mermer taş göreceksiniz. Büyük hazinemiz buradadır. Bu hazinemiz üçe bölünmüş olup demir kapı açıldıktan sonra üç oda oldukça mücevher, altın, gümüş ve heykellerimiz burada olup ayrıca 9 demir sandık içinde değerli meblağlarımız vardır. Bu mağara içinde 80 küsur altın heykelimiz de mevcuttur. Evet değerli arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Eşkıya kayıtlarında geçen, eşkıya belgelerinde geçen Trakya eşkıyalarından ve bu eşkıyaların gömülerinden sakladığı definelerin mevkilerinden ve miktarlarından bahsetmeye çalıştık arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemiş ve dinlemişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı sakın ihmal etmeyin arkadaşlar. Ve en önemlisi, kanalıma henüz abone değilseniz, kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok ama çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.